Kaiser Redux evreninde özgür adamlar ülkesine hoş geldiniz. Ah güzel Amerika. Birinci Dünya Savaşı'na katılmamış, sattığı silahlarla savaştan büyük kâr etmişti. Ama Dünya Savaşı'nı Almanların kazanması bizim evrenimizin aksine dünyanın ekonomik merkezinin Amerika'ya değil Avrupa'ya kaymasına sebep oldu. Bu yüzden Amerika'da çıkan büyük depresyon sadece Kanada ve Amerika'yı etkiledi. Belki birkaç Amerikan ülkesinde etkilemiştir. Başımızda Hoover var. Bu büyük depresyonun çıkmasına sebep olan adamlardan biri. Bu sorunu çözeceğini iddia ederek bir kez daha seçimleri kazandı ama yine başaramadı. Roosevelt bu evrende seçimlere katılmadı. Ülkemiz oldukça kötü bir durumda. İnsanlar aşırı sağa veya aşırı sola kaymaya başladı. Ülkeyi düzeltmemiz gerek ama bunu nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. Hadi oyuna başlayalım. Başkan Hoover'ın bu sefer yasayı geri çevirmeyeceğini garanti etmesinin ardından Demokrat Parti'dekiler bizim tarihimizde Roosevelt'in yaptığına benzer bir ekonomik planı yeniden gündeme getiriyorlar. Bunun işe yarayıp yaramayacağını hep beraber göreceğiz. Yeni ekonomik planın meclise sunulmasına kısa bir zaman kala bazı bunu destekleyeceğine dair söz veren kişilerin senatörlerin sözünü bozduğu görülüyor. Yasayı geçirmek için destek almalıyız. Ülkedeki sol cenahtan destek alacağım. Alman borsasının çökmesi bütün dünyada dinamo taşı gibi ilerleyen bir ekonomik krize sebep oluyor. Bunun Amerika'yı vurmaması beklenemezdi. Kara pazartesi. Ulusal birlik sorunu. Amerika'nın aşırı sol veya radikal sağ fikirlere kayması Amerikan rüyasını sonsuza kadar bitirebilir. Bunu engellemek için Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin elitleri bize iki partinin beraber olup bir koalisyon olup seçimlere girmesi ve daha garanti bir biçimde ilerlemesi fikrini sunuyor. Ama bu tam tersi bir etki yaratıp iki partinin oyunu düşünürken radikalleri arttırabilir. Ve ekonomimizi düzeltmeye ilk adım atıldı. Kara Pazartesi'nin etkilerini birazcık da olsa hafifletmiş olduk. Ülke kutuplaşmaya devam ediyor. 80'ler Türkiye'si gibi Amerika'yı. Ülkemizdeki sivil ve silah sanayiyi büyütüyoruz. Bu sayede işsizliği birazcık sorununu çözmeye çalışıyoruz. O sırada bir şeyler oluyor, millet kafayı yemiş. MacArthur, Amerikan Bağımsızlık Günü konuşmasında siyasete oldukça karışır bir şekilde konuşmaya başlıyor. Bombalı pankartlar caddelere, binalara konmadı mı? Ne yapalım şimdi? Böyle bir... MacArthur, Başkan Hoover'la Amerika'daki olası bir ayaklanma silsilesine karşı belirli bir savaş hedefi hakkında konuşuyor. Savaş planı beyaz. Amerika'da renklerle şey yaptıkları için Türkçe söyleyince çok garip oluyor. Her neyse. MacArthur'u destekleyeceğiz. Belki de Amerika'nın önümüzdeki 100 yılki bütün tarihini etkileyecek olan o gün. Seçim gecesi. Oylar sayılıyor ve sonuç birazdan ortaya çıkacak. Bir politik çıkmaz. Amerika'da seçimlerde bütün partiler benzer oylar alıyor ve hiçbiri iktidar olmayı başaramıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Videonun bölünmesinin can sıkıcı olduğunu biliyorum ama videoyu buraya kadar izlediysen bir şeyler hoşuna gitmiş demektir. Zaten yeni açılmış bir kanalım ve yorum, abonelik ve like'lar videolarımın daha fazla öne çıkması için çok önemli. Böyle içeriklerin devamını görmek ve beni desteklemek için kanala like atıp abone olup video hakkındaki fikirlerini de yorumlarda belirtirsen çok sevinirim.
Hoover, MacArthur'u ülkenin başına bu sorunu çözmesi için çağırıyor. Yetkili bir asker olarak bunu çözebilecek ülkedeki sayılı kişilerden olduğunu düşünüyoruz. Bu ayrılan devletlere hemen bu isyanı bitirmeleri için 30 gün müddet veriyoruz. Ama bizi ne kadar dinleyecekleri meçhul. Amerikan İç Savaşı'nın başlamasıyla Kanadalıların New England bölgesine çökmesi bir oluyor. Güzel bir savunma bölgesi olan buradaki nehre kadar geriye itmek istiyorum sendikalistleri. Güzel, ilk paketimizi atmayı başardık. Bir de şu şehre girebilirsek hem adamın supply'a gidecek hem bize supply gelecek. Aslında tren yolunu kırmışız. Buradaki adamlar supply sıkıntısı yaşıyor harbiden. Güzel. Burada çok supply sıkıntısı yaşıyoruz. Oradaki supply'ı çözmenin birden fazla yolu var. Ya şu şekli almamız lazım. Ya da arkadan ilerleyip şuradaki supply hatları almamız lazım. Onu şurayı çöz, ben de şuraları çözer biraz. Çok güzel, ikinci paketimiz geldi bu New York çevresine. Eleman buradan asker çekti herhalde bu tarafa doğru. Batıya doğru hareket ediyor da burada asker artmadı. Burada artmadıysa şuraya çekmiştir. Şu şehre bir türlü giremedik. Tamam, rahatladım artık. Artık oyunu normal bir şekilde oynayabilirim. Yani şu paketi yemişiz, paketi açalım. Burası full line ataktaydı, ben bakmadım buraya. Supply up'lar nerede? Şurada supply up. Burayı alırsak burası komple ölüyor. Tamam, güzel diyorsun. Peki bizim ekipman durumumuz ne? Artıdayız, tamam. Artıda olmamız iyi. Burada bir cephe küçültme denemesi yapabiliriz. Hem işimize yarar cephe küçültmeyi için orayı itmek. Abi şuraya girersek diğer taraflar komple zaten yağ gibi açılacak. Buradan da karşı taraf itiyor, belki paket makıt bir şeyler gelebilir. Bir şuraya, tamam. O komünistler bitti abi. Detroit'e de girersek. Yayıl komple sınıra, bize acil asker lazım. Zayıf kaldık diğer devletlere göre bayağı. Şimdi amacım savunabilmek için şu bölgeyi ele geçirmek. Tamam. Tamamen başarılı oldu mu plan? Evet. Dur dur. Dur. Tamam. Yine büyük bir saldırı yapacağım. Karar değiştirdim. Bu biraz zor olacak çünkü çok nehir, orman, dağ, tepe bulunan bir bölge. Ama burayı alırsak bizi de itmeleri zor olacak. Tamam, kal o zaman burada bu sınırlarda. Ben yeniden batıya dönüyorum. Hemen abi, adam yerleşemeden ilerlemeye devam. Yürü yılan. Aa, başkentine girsek düşer mi lan acaba? Düşse çok komik olurdu. Aha düştü lan. Güzel, bütün steklerini ben aldım. Hiçbir şey kaptırmadım diğerlerine. Halka karşımızdakiler de ne olursa olsun Amerikan dedikten sonra. Oh Amerikan, öldür şunları. Yok et, içinden geç. Benim. Benim.
Benim. Güzel, tamamını ben aldım yine. God bless America. Da 600 sportif puanı ne yapayım ben? Pasifiye saldırı buff'ını da açtım. Da bu adama ne zaman gireceğiz? Bu adam Kanada ile müttefik. Ben bunu yerim. Ben onu her türlü yerim. Abi full agresif saldır. Sen de aşağıdan saldıracaksın hocam. In 1863, hurrah, hurrah, oh, ain't the end of slavery, hurrah, hurrah. In 1863, oh, ain't the end of slavery, and we'll all drink. Evet, Kanadalılar bize itlik yaptı. Bedelini ödeyecekler. Şu Pasifik düşsün var ya, anında size geliyorum. Aha, giriyoruz Los Angeles'a. Oh, tamam. Pasifik düştü. Köleliği geri getireceğim ülkede. Çok sinirlendim. Şaka şaka. Ama bir şey olmaz. Irkçılık yapın abi. Umurumda değil. Tamam, kölelik olmasa da ırkçılık yapabilirsiniz. İzin var ırkçılığa. Yağlı yağlı Ottawa'ya girelim. Oğlum dandik ordumuz bile itiyor sizi oradan. Gel. New England'da bir çökmenin geri çökmenin de değil abi geri almanın zamanı geldi. Yürü. Very well, let's end this. Güzel toprak aldık. Amerika'daki iç sorunlarımızı çözdüğümüze göre artık dünyaya bakabiliriz. Osmanlı çökmüş. Başına Refet Bele gelmiş. Yunan'la savaşıyor. Bulgaristan herhalde Balkan Savaşı'nı kazanmış. Sırbistan'ı falan yemiş. Romen'le savaşıyor. Avusturya komünist olmuş. Alman İmparatorluğu liberal. Market liberali ve çökmek üzere. Komünistler kazanıyor gibi gözüküyor. Bir yandan Rusya ölüyor gibi gözüküyor. Çin'de komünistleri dövmüşler. Japonya Çin'le savaşıyor. Dünyada kaos hakim. Şöyle baksak daha düzenli olacak. Ha, Brezilya Reichsbank'ta. Oh, şükür iç savaş bitti. İç savaşın yaralarını sarmak lazım. Ama dünyayı da komünistlerden kurtarmak gerekecek. Abi ben yanlışlıkla buna gittim. Muhtemelen işaretlediğim eventlerle alakalıydı ama... Ya ben Sezar'a gitmek istiyordum. Neyse bu yol nasılmış? Neyse ya Sezar McArthur. Abi çok iyi tip ya. Baştan çekildiği için Alman bunları geri itmeye başlamış. Biz de Meksika'ya adama asker çektirsek. İtiyor muyuz sadece piyadeyle? İtiyoruz. Abi Combat Cases. Güzel ülkemizdeki aşırı solu ve aşırı sağa bastırıyoruz yavaş yavaş. Güzel buff. Ya da debuff azaltma mı bilmiyorum. Aa Meksika'yı faction'dan atmışlar lan. Oğlum Meksika bunların faction'ında değil miydi? Meksika'yı vasal bırakabiliriz, bölebiliriz ya da bizde kalsın diyebiliriz ama ya kalsın demek bayağı şey aslında sadece bir götürüyor. Gel abi Meksika bizde kalsın o zaman. Neyse beyler o zaman bu bölümün burada sonuna gelelim. Dünya gördüğünüz gibi şu şekilde. Amerika olarak
Kuzey Amerika'yı neredeyse tamamen güvenceye aldık, iç savaşı bitirdik ve toparlanma dönemindeyiz. Eğer isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. İkinci bölümünü çekebilirim. İşte ikinci bölümde ise Avrupa'daki komünistleri kovmaya çalışırız. Dünyayı komünizmden arındırmak olur amacımız. Ve Amerikan reformlarını tamamlarız. İstemezseniz direkt bunu seriye dönüştürmeden tek bölümde iç savaş şeyi olarak da bitirebiliriz. Ben oldukça keyif aldım. İç savaşı oynaması gerçekten zevkli seri şey videoydu. Benim de hoşuma gitti. O zaman görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.